Şimdi efendim elimde bir kitap var. Bakın üstünde lütfen tok karna şifa niyetini okuyunuz yazıyor. İsmim Kız Gurusu, yazarı ise Meltem Şarkışlalı. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, çok sağ olun. Şimdi kitapta diyorsunuz ki dişiliğin, güzelliğin ve erkeğini aşık etmenin kuralları yeniden yazılıyor. Şimdi bunları tek tek soracağım ama öncelikle bu kitap ne oldu da ortaya çıktı? Evet, aslında bu kitap kadınların güzellik ve estetik algıları üzerine çıktı. Çünkü bizler hayatımızda çoğu zaman estetik ve güzellik kaygıları yüzünden sorunlar yaşıyoruz. Mesela çok güzel olan bir kişi kendisini çok çirkin hissedebiliyor ve bunu ilişkileriyle bağlantı kurarak kendisini kötü addediyor. Yani aslında ilişkilerinin yolunda gitmemesinin sebebi olarak estetik ve güzellik kaygıları geliyor. Şimdi şöyle bakıyorum. O zaman hemen başlayalım değil mi? Erkeğini kendine aşık etmenin kuralları. Onlar neler? Evet, aslında kitapta 5 ayrı kadının hikayesi var. Hı-hı. İşte hayata bakış açısı, aşk ve ilişkileri ve güzellikle ilgili kaygıları var. Ama bunlar bu 5 ayrı kadın, evet, bunların üzerinden anlatıyorum ve bunların hepsi gerçek hikayeler. Öyle yani birebir yaşanmış yani. Yaşanmış, benim danışanlarım da gözlemlediğim, arkadaşlarımın başından geçen hikayeler ve genellikle şu kaygı var. Kadınların hepsinde. Mesela kadınların ya da toplumun olgusu hep zayıf olmak üzere. Evet. Yani işte 36 bedensen güzelsin. Ama işte 40 ya da 44 bedensen asla güzel bir kadın değilsin ve aldatılıyorsan aslında bunun sebebi güzel olmamaktan kaynaklanıyor gibi algılar var. Bu algıyı kim yaratıyor yani? Aslında bu algıyı zaman zaman toplum yaratıyor. Hı hı. Mesela pek çok kadın dergilere bakıyor ve o dergilerdeki rütuşlu yani photoshoplu fotoğraflara bakıyor ya da dizilerdeki kadınlara bakıyor ve aynı kanı erkeklerde de var. Örneğin dizi izleyen akşam evde bir aile düşünelim. İşte kadın böyle bir bakıyor televizyona ve oradaki kadınla kendisini kıyaslıyor. Fakat onun saatlerce süslenip makyaj yaptığını, aslında evin içerisinde öyle olmadığını ya da işte dergilerdeki kadınların da bu kadar mükemmel görünmediğini aklına getirmiyor. Ama hep şöyle bir olgu var. Ben yeterince güzel değilim ve yeterli değilim. O yüzden hayatımda sorunlar yaşıyorum diyorlar. Peki şimdi dişilik erkeğin güzellik olgusunu değiştirir mi? Aslında değiştirir çünkü her zaman hissettiğin gibi düşünürsün. En büyük yanılgı da bu hayatta zaten. Yani pek çok kadın kendini güzel hissetmiyor. Mesela burnundaki ufak bir deformasyonun kendisini çirkinleştirdiğini düşünüyor. Kilo probleminin aslında kendisini çok daha kötü gösterdiğini düşünüyor. Ama algı o kadar değişik ki mesela birazcık birkaç yüzyıl öncesine gidelim. Bir Marilyn Monroe örneğimiz var. Ya da işte pek çok güzel kadın var. O kadınların hepsi çok zayıf değillerdi. Evet, ama doğru. Ama maalesef bu bir dayatma. Ama her kadın gerçekten çok zayıf olarak, 36 beden olarak çok güzel olmak zorunda değil. Önemli olan kendimizi iyi hissetmemiz. Belki bir takım güzellikle ilgili uygulamalar yaptırabiliriz. Ama her şey içten gelen hisle ilgili. Peki mükemmel kadın olgusu nedir? Aslında mükemmel kadın hissettiği gibi görünen kadındır. Bir erkekler ne düşünür bunun için? Aslında erkekler gerçekten çok aşırı güzel görünen ya da gerçekten çok böyle süslü kadınlarla ilgilenmiyorlar. Daha çok ilgilenmiyorlar. Daha çok doğal kadınları seviyorlar. Evet, onu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten bir şeyde aşırıya kaçtığınız zaman aslında orada dengeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Ve maalesef kadınların kendileriyle ilgili aşırıya kaçtıkları şey bu. Mesela çok morali bozuk olan bir kadın sürekli saçlarıyla oynar, yüzüyle oynar. Mesela çok hasta ya da danışan gelir. Evet, mesela diyorlar ki işte yüzümde çok ufak bir şey var. Yani işte bu beni çok rahatsız ediyor. İşte burnum istediğim gibi görünmüyor. Aslında bunların hepsi sadece içten gelen bir kaygı. Eğer siz iyi göründüğünüzü hissederseniz ve bunu da yansıtırsanız zaten karşı taraf bunu böyle algılayacak. Siz tabii estetik uzmanı da olduğunuz için bunları biliyorsunuz değil mi? Daha çok yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. Haklısınız, çünkü estetikle ilgili çok kaygıları olanlar geliyor. Ama genellikle şöyle bir araştırma da yapılmış. Yani Türkiye'de estetik cerrahlara giden ya da estetikle ilgili kaygılar yaşayan kadınların çoğu evliliklerinde ya da ilişkilerinde problem yaşayan kadınlar. Yani ya boşanma aşamasında ya aldatılma gibi bir olayla karşı karşıya ve sonuç olarak kendisini suçlu ve yetersiz görüyor. Ve diyor ki ben kendimi düzeltirsem, eğer çok güzel görünürsem aslında bütün sorunlar çözümlenecek. Halbuki bu bir sonuç değil, değil mi? Evet, güzellik kime göre ve neye göre değişiyor? İşte bütün bu algılar çevresinde dönüyor kitap. Peki bazı kadınlar böyle erkeklerin üzerine çok düşerler, çok ilgilenirler. Evet, bu çok doğru bir şey. Yanlış.
Evet, asla çok düşmemek gerekir. Çünkü herkesin bir özgürlük alanı var. Ama işte hayat bedel ödemek ve bedel ödetmekle ilgili. Eğer karşınızdaki kişiye, yani kadın kadın gibi davranmalı, erkek erkek gibi davranmalı. Eğer erkeğe bedel ödetmezseniz ve gerçekten her şey çok kolay gerçekleşirse, yani örneğin şu anda günümüzün kadını zaten kitapta da belirtiyorum. Şehirli ve modern kadınlar erkeklerin yapacağı her şeyi yapar hale geldiler. Örneğin bir yemek davetini kadınlar yapıyorlar. Erkekleri evlerinden kadınlar alıyorlar ya da işte telefonla aramaları gerektiğinde kadınlar yapıyorlar. Yani sonuçta erkek çok pasivize olmuş durumda. Biz buna yer değiştirmiş kişilikler ve karakterler diyoruz. Ama bu durumda kadın erkek gibi davranmış oluyor, erkek de kadın gibi davranmış oluyor ve roller değişiyor. O zaman soralım, erkek ne zaman aldatır? Ne olur da? Aslında erkeğin aldatma duygusu çok değişik. Yani karşındaki kadın eğer kendine özgüvenli değilse, yeterince iyi değilse ve o enerjiyi ona veriyorsa, çünkü böyle bir şüphe varsa, bir kere şüphe insana girdiği zaman maalesef geçmez. O şüpheyi karşınızdakine yansıtırsanız, acaba beni aldatır mı, ben yeterli değil miyim duygusuyla hareket ederseniz bu kaçınılmazdır. Kaçınılmaz diyorsunuz. Evet, korktuğunuz şey mutlaka başınıza gelecektir. Vazgeçilmez olmak mümkün mü peki? Aslında vazgeçtiğiniz noktada karşınızdaki kişi sizindir. Değil mi? Evet. Doğru. Yani hani burada işte aslında ilişkilerde bağımlılığa da değindik kitapta. Böyle bir hikayemiz de var. Çünkü hayatta neye karşı bağımlı olursanız, neye karşı bağımlılık geliştirirseniz, bu erkek kadın ilişkileri, işiniz, para, güzellik, o konuyla ilgili kaygı ve sorun yaşarsınız ve o konuyu kendinizden uzaklaştırırsınız. Şöyle bir şey söyleyeyim misiniz? Erkeğe ne kadar bedel ödetirsen ve senin için bir şeyler yapmasını sağlarsan senden vazgeçemez. Evet, yanlış olan budur zaten ilişkilerde de. Çünkü şu anda herkes bir şeyler almak için verme konumunda. Aslında karşı tarafa hiçbir şey bırakmıyor biz kadınlar. Gerçekten şehirli kadınların yaşadığı sorun bu. Ama günümüzdeki pek çok kadın bunu yapıyor. Ve onun için her şeyi yapıyor. Bütün fedakarlığı yapıyor. Ve fedakarlığı yaptıktan sonra da dönüp arkasına bakıp diyor ki, ben onun için her şeyi yaptım ama o çekti ve gitti. Konu evet, öyle hep değil. Hep kullanılan söz bu. Ben her şeyi yaptım, yani o gitti. Yani ben işte hani saçımı süpürge ettim. Aslında etme. Yani sana kim etmeni söyledi?